Aman ormancı, canım ormancı. Herkese merhaba dostlar. Tekrar merhaba. Şimdi yolumuzun üstünde aslında hepimizin türküsünü bildiğimiz, evet, Belen kahvesinin, yani Belen türküsünün geçtiği kahveye gidiyoruz. Aman ormancı türküsünü herkes bilir. Güzel bir yer yaptıklarını söylediler. Orayı temsil alanına çevirmişler değil, evet, mi? Evet, evet. Şimdi gidip görelim. Hadi bakalım. Burada bir Türk kahvesi de içebiliriz istersen. Olur. Belen kahvesindeyiz. Hatta şöyle yapalım. Şimdi siz içeriği gezin. Ben de bu sırada Türk kahvesi siparişi vereyim. Kahvelerimiz gelsin. Sonra tekrar buluşalım. Çıktım Belen kahvesine, baktım o aya. Geveniz köyünde yaşayan Mustafa Şahbulak, köy muhtarı Tevfik Cezayir'in en yakın arkadaşıdır. Bu ikili her akşam köy kahvesinde dama maçı düzenler. İddialı ve dostça yapılan bu karşılaşmalar kahvedekiler tarafından ilgiyle izlenir. Bir Temmuz akşamı yine dama oynarlarken oyunun yarısında Sarı Mehmet lakaplı orman memuru Mehmet İnçık'a gelir. Geveniz ve Kozağaç köyleri civarında bir orman yangını çıkar. Yangın ile ilgili tutulan zaptın bekçi tarafından Muğla'ya gönderilmesini muhtardan talep eder. Muhtar, Tevfik Cezayir, olmaz, daha acil olan seçim sonuçlarının ulaştırılması gerekiyor, bekçiyi gönderemem diyerek isteği reddeder. Bunun üzerine ormancı ile muhtar arasında tartışma başlar. Ormancı, dama masasını devirerek dağıtır. Muhtarın arkadaşı Mustafa Şahbudak bu davranış üzerine ormancıya bir tokat atar. Ormancı kamasını çıkartarak Mustafa Şahbudak'ı kolundan yaralar. Mustafa Şahbudak bunun üzerine tabancasıyla ormancıya ateş eder. Kurşun sekerek olayı yatıştırmak amacıyla araya giren muhtara isabet eder ve ölümüne sebep olur. Bu acı olaydan sonra Mustafa Şahbudak cezaevine girer. Vicdan azabıyla uzunca bir süre mücadele eder. Mehmet İn ise tayinini Kavaklıdere Orman Müdürlüğü'ne ister ve oraya yerleşir. 90'ların başında da vefat eder. Mustafa Şahbudak ise 2005 tarihinde tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 83 yaşında ölür. Çok iyi geldi. Kahvaltıdan sonra kahvemizi içmiş olduk. Buraya gelmenizi, görmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Zaten yolumuzun üstünde olacak. Sadece azıcık şöyle bir içeriye doğru yol takip etmemiz gerekiyor. Ama görünmesi gereken bu türkünün nasıl ortaya çıktığının, hani hikayesinin bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonraki rotalarımızda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Bay bay. Kökova Körfezi'ni yukarıdan gören terastayız. Seyir terası burası.
Kızkumu plajındayız şu anda. Kızkumu plajının hikayesini size ayrıca anlatacağız. Ama şu anda tam uzak mesafeden görüyorsunuz. İnsanlar denizin ortasına kadar yürüyebiliyor. Orada bir kumsal kum tepeciği oluşmuş durumda. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Yakından biz da bir gidip yürüyelim. Yürüyelim. Aynen, biz de bir yürüyelim. O tarafa doğru geçiyoruz şimdi dostlar. Burada aynı zamanda bir adet devemiz ve bir adet midillimiz var. Hatta iki adet devemiz var. İsterseniz bunlara da binebiliyorsunuz. Yüzmeye gelebilirsiniz. Evet. Şimdi karşı kıyıya kadar yürünüyor değil mi? Şurada bir tane heykel var. Karşı kıyıya kadar değil ama bayağı ortalara kadar yürünüyordu. Bir yürüyüp bakalım. Tamam. Bir yaklaşalım bakalım şöyle. Su diz seviyesini geçmiyor burada. Kızkumu ile ilgili iki efsane mevcuttur. Birinci efsaneye göre Baybatos kralının kızı, güzel prenses bir balıkçı ile birbirlerine aşık olurlar. Geceleri prenses gizlice sahile çıkıp balıkçı ile buluşur. Buluşma için elinde bir kandille beklediği yeri işaret etmekte ve balıkçı ışığı görünce küreklere asılıp sandalıyla buluşma yerine gitmektedir. Kral, kızının geceleri balıkçı ile gizlice buluştuğunu öğrenince bir gece askerlerini prensesin peşinden gönderir. Kız kumsala iner, kandili yaktığında askerler onu yakalar. Askerler balıkçıyı yakalamak için kandili sallamaya devam eder. Prenses ellerinden kurtulup denize doğru koşmaya başlar ve bir mucize gerçekleşir. Denizde attığı her adım kuma dönüşür, arkasından koşan askerler ise denize gömülür. Kız balıkçıya kavuştuğu sırada bir asker okunu delikanlıya doğru sallar. Ok balıkçıya değil prensese saplanır ve prenses orada ölür. Su prensesin kanı ile kırmızıya boyanır. Prensesin öldüğü yerde kumsal son bulur. Delikanlı okla öldürülen prensesi alıp kayığı ile ortadan kaybolur. Bir daha ikisini de gören olmaz. Diğer efsaneye göre Baybatos kentinin kralı düşmanlarıyla giriştiği uzun yıllar süren savaşı kaybeder. Krallığın güzelliğiyle meşhur prensesi kenti ele geçiren düşmanlardan kaçmaya çalışır. Deniz kıyısına gelen ve yüzme bilmeyen prenses, gerçekleşen mucize sonucunda eteğine doldurduğu kumları serptikçe denizin yüzeyinde bir yol oluşmaya başlar. Havanın karanlık olması nedeniyle yolunu kaybeden prenses eteğindeki kumlar bitince boğularak yaşamını yitirir. Şimdi biz de bu yolu takip edeceğiz. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Haydi bakalım. Denizin ortasındayız. Baya baya. Dizlerimize geliyorsun. Ay bir şey oldu. Neyse devam ediyorum. Şu an denizin ortasındayız. Çok güzel. İkinci videomuzun da sonuna geldik. Gezimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.